Merhaba, Binbir Konu Binbir Konu programına hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi bu hafta da çok özel bir konuğumuz var. Kendisi önce Ankara Devlet Konservatuvarı'nı bitirmiş, ardından Almanya'da yüksek lisansını tamamlamış. Bugünse o bir doçent ve korna virtüözü. Ayrıca KKTC'nin Almanya'daki Fahri Kültür Elçisi ve Kıbrıs Sanat, Müzik ve Bale Okulu'nun hem kurucusu hem de genel müdürü. Çok sevdiğim ve hayran olduğum sevgili Turgay Hilmi ile beraberiz. Merhaba Turgay Bey, hoş geldiniz. Merhaba sevgili İpek, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim, seni gördüm daha iyi oldum. Aynı şekilde. Turgay Bey, stüdyoya bir girişiniz vardı ki hepimiz wow. Ne yaptım yine? Bilmiyorum, o enerjiniz işte. Öyle mi? Ve çok şıksınız da. Teşekkür ederim. Çok çok teşekkürler bize zaman ayırdığınız için. Bir ay önce yazışmıştık değil mi? Almanya'da derse giriyordunuz. İpek dersten çıkınca sana cevap veririm dediniz. Evet. doğru. Üniversitedeydim. Bir öğrencimle bir buluşmam vardı. Bir program hazırlamamız vardı. Ders mahiyetinde tabii ki. Ve tam ona ders vermeye başlarken senden mesaj geldi bana. Evet. Çok istiyorduk ve hep düşünüyorduk. Acaba Turgay Bey'i Kıbrıs'ta nasıl yakalayabiliriz? Her neyse yazalım. Bize 2 ay sonra da dese, 3 ay sonra da dese Turgay Bey'i muhakkak konuk edeceğiz. Teşekkür ederim. Konuşacak çok şeyimiz var. Ama önce kornodan başlayalım. Başlayalım. O benim hayatım. Korno benim hayatım. Evet. Yani zaten müziğe hiç başladım diyemem çünkü müziğin içine doğdum. Annem piyano çalıyordu. Evimizde hep şey vardı zaten, klasik müzik çalınıyordu, plaklar vardı. O zaman tabii plak deniyordu. Ve ilkokulu bitirdikten sonra English School'a geçtim. Ve orada müzik hocamız bir deneme yaptı yeni öğrencilere tabii. Ve dedi ki senin kulağın çok iyi, müzik kulağın ve yeteneğin var dedi. Onun için sana en zor bakır nefesli aleti vermek istiyorum. Öyle mi? Evet. En zor mu? Öyle diyorlar. Öyleymiş galiba. Zaten çok normal bir alet değil yani. Çok fazla bükümler falan evet, var işte yani. Ta ses oradan bulsun ve çeksin dışarıya. Zorluğu oradadır herhalde kornonun. Hiçbir yolculuğu var sesin orada. Evet, evet. Yani ben içine ne çaldığımı biliyorum da çıkışında ne çıkacağını bilmiyorum. Yani öyle der. Kornocuların esprisidir o. Evet. Ben şimdi üflesem hemen ses çıkar mı acaba? Deneriz. Hiç birazdan bir korno geliyor. Tamam. Stüdyoya. Orada bir deneme yaparız istersen. Tamam. Evet. Siz ilk üflediğinizde ses çıkmış mıydı? Evet. Çıktı. Evet. Hatta güzel benim mi? Bir şeyim var. Güzel çıkmadı tabii ki. Yani sanki duvarı deler gibi bir ses çıktıydı ilk. Ama ondan sonra tabii alışınca alete sesler düzeliyor. Ama kornoyu alıp eve gitmiştim. Ve tabii çocukluğun verdiği heyecan, aldım çıktım bahçede yolda falan çalıyordum ve komşunun küçük bir köpeği vardı, gelip paçama saldırdı. Yakaladı, pantolonu yırtmıştı bana. Yani ilk günlerde öyle yani köpeğin hoşuna gitmemiş ama daha sonra çalıştım, mezun oldum ve konserleri vermeye başladıktan sonra artık paçamı ısırmıyorlardı. Herkes beni kucaklıyordu. Hala komşular da öyle. Komşular da zor günler geçirdi yani. Tabii sağ olsunlar yani, iyi bile dayandılar. Sizin başınız ağrır mıydı hiç? Benim hayır. Ben zevk alırdım. Evet. Hep zevk alırdım. Ve ondan sonra da insanlar zevk almaya başladı benim çalışmamdan. Evet, gerçekten öyle. Günde kaç saat çalışmak gerekiyor? Şimdi tabii bu yapacağım performansa bağlı. Eğer bir solist olarak sahneye çıkacaksam tabii ki ona göre bir çalışma programına girmen lazım. Yemene içmene dikkat etmen lazım. Hı. Uykuna dikkat etmen lazım. Ama bir orkestra kornocusunun... Neden uykuya? Tabii ki dinlenmiş olarak çıkman lazım. Çünkü enerjini harcamaman evet, lazım. Yani solist olmak, bir müzisyen olmak aslında bir olimpiyata hazırlanmak demektir. Çünkü vücudunla bir iş yapıyorsun. Aklında vardır fakat vücudunda onu uygulamazsan, vücudunu ona hazırlamazsan veya çalıştırmazsan istediğin performansı aklındakilerini vücuduna veremiyorsun. Yani bir solist bakır nefeslerde 6 saat, 5 saat solist olarak hazırlanmak istiyorsan ama piyanistler 12 saate kadar çalışıyor. Evet. Çünkü onların eforu, daha doğrusu bizim vermiş olduğumuz efor onlarınkinden biraz daha fazladır. Bütün akciğerlerini kullanıyorsun, diyaframı kullanıyorsun, dudaklarını, wow, bütün kasları kullanıyorsun. Piyanistlerde, tabii şimdi piyanist dedim ama başka müzik aletleri için de geçerlidir. Onlar da değişik kaslarını kullanıyorlar, değişik vücut bölümlerini kullanıyorlar. Onlar daha geç yoruluyor bizden diye söyleyebilirim. Yanlış en anlamda oturuyor. Ama o değil. Onların da tabii ki kendilerine tabii, göre tabii problemleri evet, vardır. Evet. Efendim söyleyeyim, arkaları ağrıyabilir, evet, omurgalarında doğru problemler çıkabilir. Doğru. Yani her aletin kendine göre problemleri vardır. Ama tabii ki güzel tarafları da vardır. Evet. Sizce en zor alet hangisidir? Var mıdır öyle bir şey? Yok. Yoktur. Yoktur. Her alet zordur.
sanatçının şey ona... bir cevap oldu. Her alet kolaydır deseydim. Keşke deseydim değil mi? Değil. Ama değil, her zor. Alet çalanın yeteneğine göre kolaylaşır. Evet. Sanki de o kadar basitmiş gibi çalabilmek lazım bir aleti. Onu dinleyen öyle görmesi lazım. Değil mi? Siz çalarken esas... ben zannederim ki ben de alsam yapacağım. Olabilir. O kadar güzel ve rahat çıkıyor ki o ses. Evet, o duyguyu veriyor. Evet, işte odur. Yani o çalışmanın mesela aylarca 6 saat, 5 saat, 6 saat çalışarak sahnede yarım saatlik bir performans için o kadar hazırlanmak lazım. Nasıl bir olimpiyatta 100 metreyi koşmak için her gün saatlerce çalışan sporcuları düşündüğünüz zaman bir koşuyorlar 10 saniyede bitiyor 100 metre işte. Bunun için çalışıyorlar. Bütün sene, senelerce veya 400 çok metre stresli. Veya diğer spor dalları için ve bir atlamak için günlerce, aylarca çalışıyorlar, yıllarca çalışıyorlar. Müzikte de budur. Yani farkımız yoktur bir olimpiyat sporcusundan. Evet, sürekli çalışmak gerekiyor. Evet, onu evet. Bir disiplindir o da. Yani diğer sanat dalları da öyledir, bale de öyledir. Resim de öyledir veya bir şairin de kafasını yorması lazımdır. O da zihinsel olarak devamlı bir yaratıcılık peşindedir. Yani bütün sanat dallarında böyledir. Onun için sanat da insanları bir damla değiştiriyor diğer insanların yaşamına göre. İyi veya kötü demiyorum. Bir farklılık yapıyor. Bir daha değişik düşünebiliyorsun. Bir doğaya çıktığın zaman, bir çiçeğe baktığın zaman, bir kuşun ötüşünü duyduğun zaman onun içinde bir müzik duyuyorsun. Yani bunlardır insanı değiştiren müzik ne ve güzel, sanat. Ne güzel. Tam da bunu soracaktım. Müzik sizin için ne demektir? Her şeyimdir müzik. Her şey. Benim müziksiz yaşayamam ben. Yani burada da bir müzik var mı mesela? Duyar mısınız bir şey? Evet. Duyarım şu anda klimanın sesini duyuyorum. Evet. Ama bence gürültü. Yani her şeyin bir sesi vardır. Her şeyin bir sesi vardır. Bir uğultunun bile bir sesi vardır. Ama bazen rahatsız edici sesler de oluyor. Mesela ülkemizdeki okullarda çalan ziller var ya, teneffüs zili. Evet. O hep yanlıştır. Fürelis çalınıyor. Ama yanlış notalarla ve yanlış akortla çalınıyor. Onu ben kaç defa düzeltmeleri için söyledim. Buna dikkat etmeniz harika. Yani, duyuyorum çünkü çalıyor. Evimin yanında bir okul var, çalıyor. Yanlış çalıyor. Siz. Yani onu uyardım. İnşallah düzeltirler. Çünkü çocukların kulağına da o yanlış sesler işliyor. Doğru. O da bir eğitimin bir parçasıdır yani, değil evet, mi? Evet, evet. Güzel şeyler duyabilmek. Tabii ki doğru. Ve Almanya'da kalıyorsunuz ama Kıbrıs'ta da değil mi? İki eviniz var. Gidip geliyorsunuz. Evet, iki evim var. İki ülkede yaşıyorum. Tabii ki hayatımın büyük bir bölümü yurt dışında geçti. Sadece Almanya değil, bütün dünya ülkelerinde. Tabii ki dünya ülkeleri, uzay ülkelerine gitmiyorum, buradayım. Değil mi? İmkan dünyadaki olsa giderdiniz bütün ülkelere demek istedim. Evet, henüz daha icat edilmedi o şeyler beni götürebilecek. Her neyse, yani büyük bir tecrübe kazandığıma inanıyorum. Farkındayım bunun. Ve bu tecrübelerimi aslında dünyanın birçok ülkesindeki çocuklara da aktardım. Hı hı. Ama hep içimde ülkemizdeki çocuklara da bunu aktarma projelerim, isteğim vardı. Evet. Bir türlü olmamıştı konser yoğunluklarımdan dolayı. Ama daha sonra konserlerimi azalttım ve Gözlem Özdeğirmenci ile Kıbrıs Sanatı kurmaya karar verdik. Aslında o da bizim için ilk başta yani bir eğlence diye dedik, yani birkaç çocuğumuza ders veririz, biraz bir şeyler öğretiriz, hı hı, falan derken baktık ki iş ciddiye bindi, talep var ve gerçekten çok yetenekli çocuklarımız var ülkede. Evet. Ve bunları seçtik ve katılım gittik sonra çoğaldı, bölümleri büyüttük, baleyi açtık, piyano dışında, keman dışında koroyu kurduk, efendime söyleyeyim resim bölümümüz, satranç bölümümüz. Takip ediyorum sizi Facebook'ta. Yani bölümü açtı ve çocuklar gelmeye başladı ve gelecek yıl 10. yılımıza giriyoruz ve tebrikler. Ve ne kadar çocuğu yetiştirdiğimizi ve nerelere bu çocukların gittiğini görmek ve başarılarının devamını Kıbrıs Sanat'tan sonra görmek bizi de çok mutlu ediyor. Çünkü onların bu hayatlarında bizim de bir temelimiz vardır, bizim de bir katkımız vardır diye düşünüyorum. Yani çok iyi bir müzisyen olmak ayrıca sizin çok iyi bir eğitmen olacağınızı da gösterir mi? Değildir. Yoksa o farklı hayır, bir şey mi? Tamamen farklı bir şeydir. Demek ki iki yeteneğiniz var. Bilmem, belki olabilir. Ya çok vardır da. Evet, evet. Yani müzikle ilgili. Evet, yani müzikle tabii ki iyi olduğumun yorumunu diğerlerine bırakıyorum. Ben iyiyim demiyorum. Süpersiniz, ama, doğru. Peki, öyle olsun. Ama şimdi bu neye benzer? Antrenörlüğe benzer.
diyelim ki bugün bir tenis starının veya bir starın coach'u, antrenörü onun kadar iyi olabilseydi o çıkıp oynardı o tenis maçını ve o kazanırdı. İyi bir eğitmen her branş için geçerlidir. Yani normal matematik dersinde de, fizik dersinde de iyi bir gözlemci olması lazımdır. Çocuğun, her çocuğun çünkü ayrıdır reaksiyonu, kabiliyeti, yeteneği ayrıdır. Onun içindeki yeteneği, yapabileceklerini keşfedip ta içinin, kalbinin, vücudunun neresinde olduğu o siyah karanlık bölgeden tutup dışarı çekmektir eğitmenin, iyi bir eğitmenin yapabileceği. Ve bu da çocukla kimyasının uyuşması lazım. Çocuğun ne istediğini anlayabilmesi lazım ve onu çocuğun dışına çekebilmesi lazım. Evet. Budur. Ben eski binanıza gelmiştim. Sürekli geliyordum, kuzenimi getiriyordum oraya ve 5 yaşında başladı. Bir bakıyorum ki 5 yaşında, 6 yaşında, 7 yaşında bir sürü böyle küçük çocuk oraya girip çıkıyor. Her odadan farklı bir enstrümanın sesi geliyor. Evet. Anneler geliyor falan, böyle müzisyenlerin resimleri var orada, enstrümanlar var. Evet. Şöyle bir durdum, aman dedim, ne kadar güzel bir yer, ne kadar güzel bir mekan yaratmışlar. Tabii şimdi büyüttünüz de orayı, çok daha da güzel oldu. Başka oraya gelemedim yere geçtik. Ama evet, oraya yeni da geleceğim. Bu yeni binanızdan bir görüntü. Evet. Çok da güzel olmuş. Teşekkür ederim. Yeri de çok daha kolay bulunuyor. Evet. Bir de ben ilk geldiğimde Turgay Bey, hani Turgay Hilmi orada olacak falan. Şimdi ben onu nasıl konuşacağım? Evde bir prova yaptım. Evet, Türkçe konuşabilirdik ya, hiç problem değil. Türkçe konuştum zaten. Evet. Yani nasıl hitap edeceğim ana size? Ana dilim. Ondan sonra baktım ki siz içeriye geldiniz, orada bir tane çocuk var ve çocuğun boyuna eğildiniz, onu ellerinden tuttunuz, aynı göz hizasında konuşmaya başladınız. Çok önemli bir şeydir ama. Evet. Ya dedim Turgay Bey, yani o Turgay Bey içeriye girdi ve çocuğun boyuna hizasına geldi, gözleri gülerek orada sohbet ettiler ve çocuğun da size nasıl baktığını, nasıl güvendiğini, orada bir sevginin nasıl oluştuğunu gördüm. Ben de ondan ilham alaraktan sizinle daha rahat konuşmaya başladım. Ne kadar bu güzel. Da oradaki çalışmalarınızdan. O Seracığım benim. Güzel bir çalışmadan sonra bana çiçek getirmek istedi. Beni çok mutlu etti. Seracığım da korno çalıyor. O da çok yetenekli öğrencilerimden bir tanesi. Hatta o kadar ilerledi ki bir orkestrayla da solist olarak konser verdi. Çok güzel. Sera Gürler. Evet. Ve onu Türkiye'de de bir senfoni orkestrasıyla solist olarak çıkartmayı planlıyoruz. Evet. İnşallah olur. Evet. Burada da var. Yine öğrencilerinizle beraber Bakır çalıyorsunuz. Bakır Nefesli sınıfımızdan bir görüntü. Evet. Evet. Burada Kıbrıs Sanat Müzik ve Bale Okulu topluca da gösteriler yapıyor. Yurt dışına da gidiyor. Evet, tabii birçok yurt dışımız oldu. Burada da bir fotoğrafımız var. Burada Lapta'daki okulumuzun sahnesindeydi. Orada güzel bir konser, yılbaşı konseri vermiştik. Ve şimdi Kıbrıs Sanat'taki o ilginç kişi, Zeytin. Yes. Maskotu değil mi? Evet, Zeytin. İkisini de göstermek Zeytin, istiyorum. Zeytin, evet. Bütün çocukların maskotudur Zeytin. Evet, herkesin bence, çalışanların da, gelen ailelerin de. Biz yani bazen Zeytin için geliyorduk Kıbrıs Sanat'a. Evet, minicikti bulduğumuzda Zeytin'i. Zeytin ağacının altında, kedi mi ne zannettik, bir ses, böyle bir ses çıkartıyor. Siyah bir yumak. Evet, evet, yumak aslında öyleydi, gerçekten öyleydi. Ondan sonra bir baktık, bir küçük köpek, acaba birisi mi kaybetti, biri yerden mi kaçtı falan. Nişanslı bir köpek. Ve veterinerlere, gazetelere ilan verdik, kimse geri dönüş yapmadı ve bizde kaldı Zeytin. Ve bu kadarcıktı, hiç bu kadar büyüyeceğini de tahmin etmemiştik. Şimdi o cüssesiyle böyle çocukların sevgilisi üstüne çıkıyorlar. Çocuklardan büyük o. Çocuklardan büyük tabii, evet. Ve koruyor çocukları. Evet. Geçiyor önlerine falan, merdivende durduğu zaman çocuklar falan. Yani bir çoban köpek şeyi de var galiba, eğitimi bilmiyorum. Bence klasik müziği de seviyor. Evet, giriyor sınıflara bazen, dinliyor bizi. Evet, dinliyor böyle, rahat yatıyor böyle, kuyruğunu hafif hafif böyle oynatıyor müzik sesi olduğunda. ben geçen gün Evgin Bey'i aradım Kıbrıs Sanat'tan ve dedim ki Turgay Bey ile ilgili bana bir sır ver. Programa katılacak, onunla ilgili ne söyleyebilirsin bana? Evgin Bey çok tatlı bir gülümsemeyle, Turgay Bey en çok Zeytin'i sever, sana bu sır söyledi değil mi? Gerçekten onu oğlum gibi görüyorum gerçekten. Çok seviyorum onu. Evet. İyi anlaşırız yani. Evet. Ve
O kadar çok resminiz var. Facebook'u da çok aktif kullanıyorsunuz. Instagram'ı da, sosyal medyada aktifsiniz. Baktım bir sürü fotoğraflarınız var ama bizim sadece bir tane fotoğrafımız var. O en güzellerimizden biri. Kim ortadaki? Yabancı gelmiyor bana. Vallahi hiç değişmez. Benim yazlık halim. Çok güzel. Aynen benim de. O da çok sevdiğim tişörtlerimden biri. Evet, Gözlem de yanımızda. Evet. Arkada Bach ve Mozart duruyor. Güzel bir aile fotoğrafı gibi oldu yani, değil mi? Bestecilerle beraber. Evet, evet. Bu Limassol Sosyal Sorumlulukla Kıbrıs Sanat'ın beraber yürüttüğü bir proje vardı ve biz 600 kadar öğrenciye klasik müzikle ilgili böyle bir ön bilgiye çalışma yapmıştık. Evet. Ve o çalışmanın sonunda size gelmiştim teşekkür için. O gün çektiğimiz bir fotoğraftır. Bunu görünce ya dedim ki az Turgay Bey'le daha çok fotoğraf çekmeliyim. Bugün programdan sonra fotoğrafları yaparız, çekmeye. Tamam. Bir saat fiyat listeme bakarım, boydan veya profilden falan. Hallederiz onu daha sonra, hiç problem değil. Tamam, iyi, çok güzel. Peki Turgay Bey, bir çocuğun hayatında müzik olduğunda ne değişiyor? Müzik çocuğun hayatında şöyle başlıyor. Aynı anne karnında başlıyor aslında. Değil mi? Öyle yani mi? Annenin, kalp sesi. Tabii ki annenin, evet. Annenin sesidir bir müzik önce. Yani benim hayatımda en sevdiğim müzik anneciğimin sesiydi. Ay. O en güzel müzikti benim hayatımda. Evet. O hiç, onun yerini hiçbir şey alamaz. Annemin sesi. Ama çocuklar için de aynı şeydir. Annenin sesi bir müziktir. Ondan sonra annenin dinlediği müzikler. Çocuk karnındayken. Orada başlar. Mozart'ı çok tavsiye ediyorlar gerçekten. Çünkü Mozart da çocuktu bestelerini yaparken. Ve çocuklar gibi düşünüyordu. Mozart bir uçuk bir besteciydi ya. Evet, evet. Yani onun gibi gelmedi. Bir daha da gelmeyecek. Yani bir defa gelir onun gibi dünyaya. Ve ne olur peki Mozart'ı dinleyince? Ya o çocuksu şeyler, melodiler, o akıcılığı. Saflık, enerji, evet, falan, evet, gibi ve mi? Basitliği, evet. Ama o basitliğin içindeki şeyler, müzikler o kadar komplike ki bazı yerlerde. Ve Mozart'ı dinleyince bir çocuk anne karnında ileride eğer müzikle de uğraşırsa okulunda, fen derslerinde diğerlerine göre daha başarılı olur. Öyle mi? Tabii. Yani böyle bir araştırma falan var mı? Var tabii tabii tabii. Hatta hayvanlar üzerinde de var. Bunu söylemiş miydim? Birçok programda söyledim ama burada da anlatayım. İnekler üzerinde yaptıkları bir denemeydi bu. Ve ineklere Mozart dinletiyorlar bir ay. Ve o ineklerin süt verimi artıyor. Evet evet evet. Bunu ondan sonra başka bir ahıra geçiyorlar ve onların durduruyorlar şeyini. Mozart'ını sütten kesiyor. Sütten kesilmiyor da biraz düşüyor süt verimi. Evet. Demek ki müzik çok iyidir. Bunu mecliste de tavsiye etmiştim ben, bizim meclisimizde. Bilmiyorum, kullanmaya başlarsa herhalde bir faydasını görürüz diye düşünüyorum. O zaman mesela biz de sabah dinleyelim mi Mozart? Hani ben kesinlikle dinlerim, tavsiye ederim. Ama... Onu da yanında şey garnitür olarak kullanabilirim. Mozart'la başlayayım önce. Tabii bir Mozart arkasından yani mesela. Siz ne dinlersiniz sabah? Yani sabahları Mozart'ı dinlerim ben de ama barok çok hoşuma gider benim. Purcell dinlerim mesela. Henry Purcell'ın müziği çok hoşuma gider benim. Bach'ın müzikleri hoşuma gider. Ork eserleri çok hoşuma gider Bach'ın. Kilise orku. Yani böyle sakinleşmek için ne dinlemek gerekir? Sakinleşmek için ne dinlemek gerekir? Yani barok müzik bunun şeyidir. Brandenburg konçertolarını dinleyebilirsiniz. Bakın. Efendime söyleyeyim. Neler vardı? Adagio vardır mesela. Onu dinleyebilirsiniz. Samuel Barber'in. Çok güzel eserlerdir onlar. Yani insanın tansiyonunu gerçekten dengeleyen müziktir bunlar. Queen uçurur yani, onu bilirim. Onun için gerektiğinde de onu, mesela tansiyonu düşük olanlara da onu tavsiye edebiliriz, değil mi? Ya sabah 6'da kalkıyorum, 8.30'da Doğu Akdeniz'de ders vereceğim mesela. Hani iyice ayık olmam lazım, sınıfa o enerjiyle girmem lazım ki. Çünkü zaten öğrencileri de yarı uyur haldedir. Birinin çok enerjik olup pat 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 her şeyi uyandırması, ayaklandırması lazım. İyi onun şey için değil. Benim formülüm Queen'dir. Yani müzik çok benim çok yardımcım hayatta. Evet. Ve müzik hakkında çok düşünmüşümdür. Beni en çok etkileyen sanat dalıdır. Dallarından biridir demiyorum. Dalıdır yani. Ve yani biz iletişimciler olarak da araştırma yaptığımız esasında müziğin düşünme biçimimizi, hareketlerimizi, duygularımızı çok çok etkileyebileceğini de görüyoruz. Yani mesela kilisedeki o ilahi gücü hissetmek için müzik en büyük yardımcılardan biridir. Savaşa giderken askerler ramba da ramba o coşkuyu, gözü karalığı verebilmek için yine müziktir mesela. Korku filminde hiçbir şey yoktur. Karanlık bir ekrana bakarsınız ama o müzik bir şey çıktı mı? Evet, daha çok korkar insan değil mi? Ve korkuyu veren orada görsellik değildir. Kesinlikle müziktir. Zaten filmlerde müzik olmasa filmin etkisi olmaz. Evet.
Gerçekten olmaz. Ya da bir konsere gidersiniz bir ağızdan la 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 böyle. Vücut normal duramaz müzikte. Nedir onun yani püf noktası? Bir müzik oldu mu böyle başlarsınız yani o müziğin ritmine göre. Duramazsınız. Öyledir. Tamamen hemfikir. Mesela şey geldi şu anda aklıma anlatırken sen bana bunu. Bu korsan filmleri olur ya. Evet. Gemiler, korsan gemisi denizde falan gider, yelkenleri açık falan. Orada hiç dikkat ettiniz mi? Arp ve kornodur. Doğru, doğru. Arkadaki müzik. Evet. Bir deniz kızının şeyi, evet, mesela evet, müziği. Evet. Arp'tır. Evet. Ya o bunu, mistik havayı mı veriyor? İşte yani o odur. Yani ne bileyim niçin öyledir ama öyledir. Yani arp müziksiz olmaz o. Olmuyor. Yani bir deniz kızı çıksın da yüzsün var mı bilmiyorum ama yani bir deniz kızını gösterdiği zaman şey değil mi? Arp olduğu zaman daha çok şey oluyor. Onun etkileyici oluyor değil mi? Yani. Doğrudur. Turgay Bey, sohbetimizi birazcık durdurmak zorundayım. Çünkü misafirimiz geldi Kıbrıs Sanat'tan. Hemen alalım, onu dinleyelim, ondan sonra devam edelim. Peki. Ben senden daha çok heyecanlandım ha. Değil mi? Okey. Aferin. Aferin Erizciğim. Çok teşekkürler. Erizciğim lütfen otur biraz daha. Bize ne çaldın? Alman paçası. Evet. Hansen Klein. Evet. Günde kaç saat çalışıyorsun? En az bir saat. Wow. Oo. Bir saat çalışıyor muyuz günde? Güzel. Çok güzel. Bir yıl sonra yine bugün buluşalım mı? Bakalım bize neler çalacaksın. Çok sağ ol Erizciğim geldiğin için ve Turgay Hoca, size de çok teşekkürler. Çocukları böylesi enstrümanlarla tanıştırdığınız için. Evet, Erizciğimiz zaten daha enstrüman çalıyor. Ayrıca ne çalıyorsun başka? Keman. Keman çalıyorsun. Başka ne yapıyorsun Kıbrıs Sanat'ta? Koro'ya gidiyorum. Ses eğitimi. Süpersin. Evet ve şimdi kemanıyla da gelecek yıl nereye gideceğiz? İsviçre. Oo, çok güzel, tebrikler. Orada harika. Suzuki Kongresi'ne katılacağız değil mi? Tamam Erizciğim. Çok ben de ıslık bile çalamam. Islık bölümü yoktur değil mi Kıbrıs Sanat'ı çağıralım? Yani o bile yok bende. Ne olacağız? Erizciğim çok çok sağ ol. Görüşmek üzere. Seni Kıbrıs Sanat'ta belki görürüm. Tamam. Sağ ol geldiğin için. Eriz çok bizi etkiledi. Çok çalışkan bir kızımız. Evet. Yani her olduğu bölümde gerçekten... ne veriyorsak çalışıyor. Bütün parçalarını canla başla ciddiye alıyor ve olana kadar da çalışıyor. Müzik herhalde sadece hani işte bir enstrüman çalabiliyor falan gibi bir gelişim değil. Hani o özgüven de buraya gelebilmesi, konserlere çıkabilmeleri, yurt dışına gitmeleri, hani biraz önce bahsettiğiniz gibi farklı farklı kişilerle çalmaları, ki Kıbrıs Sanat'ta bunu çok görüyorum. Hani sizin bir sürü ödülleriniz var. Buradan bunu göstermeden edemeyeceğim. Ondan sonra biliyorum ki yurt dışından minikleri alıyorsunuz. Değil mi? Buradaki öğrencilerle beraber kalıyorlar, beraber konserler veriyorlar. Bir de Ankara'ya gittiğiniz. Ankara'ya evet. Bilfen okullarıyla çok yakın ilişkilerimiz var. Çok iyi ilişkilerimiz var. Ve onların müzik bölümleriyle, ki onlar da Suzuki metoduyla çalışıyorlar. Onlarla işbirliği yaparak müşterek konserler veriyoruz. Gerek Ankara'da gerek İstanbul'da. Evet. Ödüllerinize bir tekrar bakalım dedi yönetim. Çoktandır görmüyorum çünkü arkamda kalıyorlar. Evet. Şimdi gördüm. Teşekkür ederim. Evet. Tebrikler. Sevgili Turgay Bey. Evet. Bugün sizi konuk ederken biz de bir araştırma yaptık. Geçen akşam, bir haftadır daha doğrusu araştırıyoruz. Farklı müzik aletleri ve müzik binalarını inceledik. Evet. Ve böyle bir enteresan yapıyla, ama bu büyük bir enstrüman olarak da... kullanılıyor mu? Ben bunu hiç görmedim ama... Evet. Evet. Ya bu nereden esinlenildi? Mesela ork şeyleri var ya, pipeları dediğimiz. Evet. Yani bu da onun bir cinsidir. Nasıl bir şişenin içerisine... ağzından üflediği zaman ses çıkar ya,
Evet. Bunlar da öyledir evet. Yani bu şekilde. Bu olur. İngiltere'de Lancaster'de yapılmış. Mike ve Anna iki mimar ama müzikle de çok ilgileniyorlar. Hı-hı. 2006 yılında bitirmişler. Hı-hı. Adı da İngilizce The Singing Ringing Tree. Aslında bunu bir ağaç şarkı söyleyen, evet. Konuşan bir ağaç gibi. Evet. Ve bu borulardan havalar giriyor, hı-hı, rüzgar esiyor ve hu 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 gibi, evet, hani evet, farklı sesler yapıyor. Çok bu başarıyla şey. Evet. Tamamlandıktan sonra Avrupa'nın farklı şehirlerinde, hı-hı, aynı prensiple, evet, farklı müzik enstrümanları inşa etmeye başlamışlar. Farklı farklı mimarlar. Hı-hı. Hani şehri dolaşırken şehrin bir kendine ait bir müziği vardır değil mi? Hani trafik ışığıdır, işte trafiğidir ya da sokak müzisyenleridir ama böyle yapıların da olması, evet, bana çok enteresan geldi. Çok enteresan, evet. Tabii bunlar unikattır, yani yoktur bir başka yok, eşi. Evet. Tek olarak yapılıyor, evet. Bu da bir cam armonika. Ben Franklin yapmış 1761 yılında. Mozart'ın da arkadaşı ve Mozart ona özel iki tane beste yapmış. Sırf bu enstrümanı kullanabilsin diye. Evet. Bu fikir de şuradan başlamış. Şarap bardaklarını doldurup hani böyle etrafını parmağını evet, dolaştırınca bir ses çıkar. Sesler çıkıyor, evet. O onlar mantıkla, her bir notadır. Evet, o seslerin. Evet, evet. Sokakta bir kez görmüştüm ben Londra'da. Hep böyle dizmiş, hatta onları renkli likitlerle doldurmuş. Kırmızı, hı-hı, yeşil falan gibi. Çok her güzel. Suyun seviyesi de farklıydı. Tabii ki, tabii ki. Evet. Ve çok tabii güzel ki sesler çıkarıyordu. Parmak acır mı acaba sürekli böyle? Yok, cam kenarı düzgünse acımaz. Saçma bir soruydu, tamam. Bu evet, da daha fazla Japonya'da kullanılan bir aletmiş. Hı-hı. Bunu böyle çeviriyor ve şıkır 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 falan sesleri çıkıyor, çıkarıyor. Okay. Bunları evet, da hiç görmedim. Çok evet, enteresan bir şey. Bu da Jane Wenk'in yaptığı, ki kendisini görüyoruz burada. Space evet, plate dediği bir, hı-hı, uzay tabağı. Hı-hı. Balonlar var burada görüyorsanız, hı-hı, kapların üzerinde. Evet. Ve metal bir levhası var. Onun üzerinde metal çubuklar var. Ve ahşap veya metal farklı çubuklarla da onlara dokunup daha böyle metal tiz sesler çıkarıyormuş. Ve bunlarla işte parçalar besteliyor, konserler, hı-hı, veriyor falan. Evet. Son zamanlarda ilgi çeken bir enstrümanmış. Tam Kıbrıs sanatın yeni bölümlerini de burada da şimdi planlayabiliriz evet, artık. Bilmem bunun için ne düşünürsünüz. Evet. Zepzelerde müzik aleti. Evet. Bu böyle biraz hani müzisyen değil de farklı şeyler icat etmeye, hı-hı, bulmaya çalışan birisi. İşte havuçları kullanıyor. Böyle salatalıktan, patlıcandan da falan yaptığı değişik. Normaldir, olur. Yani sadece kreatif olmak lazım böyle bir şey, evet, yapmak evet, için. Ama gerek var mıdır çıkar böyle bir şeye? Yani bu bir espri evet, mahiyetinde evet, şey ediyorum, görüyorum bunları. Yani evet, ilginç, enteresan, hoş gelir insanlara. Evet. Gülerler falan ama tabii ki bunun ciddi müzikte kullanılması söz konusu olamaz. Evet, evet. Bir konser dinlemeye gidersiniz, patlıcanlar, hıyarlar, domatesler, herkes öyle yani çıkar. Yani esprili bir konsept olursa tabii ki olur, niye olmasın? Evet, evet. Müziğe evet, farklı bir bakış açısı. Evet. Yerim ben o müziği, en sonunda da yerlermiş. En sonunda evet, havucu yer adam değil mi? bu evet, da düzgün tutayım tabii, bulabilirseniz lütfen yardımcı olun. Evet, hadi sağ sol nerede falan bunun. Evet, bunu çalabilmek için 10 tane elim olması lazım. Picasso'nun gitarı. Evet. Bunlar şeydir, dünyadaki en ilginç enstrümanlar veya evet, yapılar diye geçiyor baktığımızda. Hı-hı. Çok farklı da yorumlar var bu tür çalışmalarla, hı-hı, yönelik. İşte kimisi diyor ki gerek yok bunlara, kimisi de diyor ki işte müzik böyle bir keşiftir. Sürekli farklı şeylerden ne gibi tınılar, müzikler çıkarabiliriz diye araştırmamız gerekir. Hı-hı. Ve bunların farklı farklı koleksiyonları var. Biz de böylesi bir müzik adamını buraya davet ederken kendi çapımızda minik bir araştırma yapmak ve seyircilerimizle paylaşmak istedik. Çok güzel. Yorumlarınız için de teşekkürler. Ve Turgay Bey, sizin içinizde kaç çocuk var? Onları vallahi yani her gün yenileri çıkıyor. Ben de yeni yeni keşfediyorum bütün çocukları içimdeki. Bu da onlardan biri galiba değil mi? Böyle mızır keşifçi bir çocuk var orada değil mi? Evet. Yani neşeli olmayı çok seviyorum, evet, gülmeyi çok seviyorum, espri yapmayı çok seviyorum. Böyle işte evet, benim hayatım. Ve size bakınca hani böyle gülümsemeseniz bile dudak yapınızda böyle bir gülümseme ifadesi var. Çok güzel, çok güzel. Hani ben çok yani gülümsesem bile böyle dudakların birazcık burada bir çizgi var böyle aşağıya doğru ya. O evet, orada böyle bir... Korno çalarsak belki bir değişiklik olabilir. Deneyelim onu. Ben de tam onu soracaktım. Acaba o üflemeden dolayı mı böyle dudak şeklinde değişiyor? Bilmem. Olabilir yani. Bir deneyin. Benim öğrencilerim hepsi gülümsüyor çünkü. Ha, kesin bağlantısı var o zaman. Ben de başlayayım. Gülümseme dersi olarak. Gülümseme bölümü olarak açalım bir bölüm. Evet. Dudaklar için evet, yukarıya kaldırır gülümsersiniz. Yani sweet sour
gülümsemekle oluyor. Yani dudağın çalarken evet. şekli odur. Yani evet. şekilde olursa tabii onu artık kasarak, gevşeterek sesleri çıkartıyoruz. Evet. Ama gözleriniz de güzel. Tamam, faturayı demek ki yazalım. Sadece korna ile ilgili değil. Ve okay. fotoğraflarınıza gene baktığımda böyle bir sürü ünlüleri gördüm. Aa dedim işte ünlülerle beraber falan filan. Ama sonra baktım ki esasında siz dönem ve sınıf arkadaşlarısınız. Evet, dedim konservatuvarda okumak ne havalı bir şey. Yani benim dönemde gerçekten vintage, yani çok iyi, çok başarılı arkadaşlar çıktı benim dönemden. Orada elimizde olan şeydir. Zühal evet. Olca ile Haluk Bilginer evet. bir etkinlik için Nürnberg'e gelmişlerdi. Hı-hı. Başkonsolosun ikametgahında bir araya getirmişti bizi. Başkonsolosu, Nürnberg Başkonsolosu. Orada çok sevinmiştik görüştüğümüze. Başka kimler vardı sınıfta? Benim dönemden, benim dönemde mesela Tamer Levent vardı. İlyas Salman vardı. Öyle Mehmet mi? Ali Erbil vardı. Aynı sınıf, daha, aynı evet, dönem. Geçen ay, gün uçakta beraberdik Mehmet Ali ile. Çok görüşüyoruz. Hep devam çok... ediyor mu arkadaşlar? Ediyor, ediyor. Görüştüğümüzde bıraktığımız yerden hep devam ediyoruz. Ne güzel. Derya Baykal var. Efendime söyleyeyim, Nurseli İdiz var. Ay, yani hiç, sınıfa bak. Evet, evet, bayağı şeydik ve her birimiz bir yerde. Ahmet Uğurlu var, Bursalı arkadaşımız. Tamer Levent bayağı bir tiyatroda ilerleme gösterdi. Tiyatro ondan sorulur yani. Yani şu anda spontan bir anda aklıma gelmiyor ama birçok arkadaşımız var böyle. Böyle hep arasında. Bir araya gelip bir şey, çılgınca bir şey yapmayı düşünür müsünüz? Bir buluşmuştuk şeyde İstanbul'da, dağıtmıştık ortalığı. Ondan sonra yine toparlayıp gittik. Ayrı ayrı daha iyi, yoksa evet. o çıkan enerjide. Evet. Yani hepimiz ayrı yapıyorduk da bir araya gelince bir başka bir şeyler oldu. Kapatmıştık bir yeri çünkü başkaları giremezdi bizim olduğumuz yere. Çünkü normal insanlar için yapılan bir etkinlik değildi o. Tamam, anladık. Peki yani evet. böyle bir hani tiyatro oyunu, biri müziği yapar, biri oynar, biri senaryo yapar falan filan gibi böyle bir ortak bir işte çalışmayı düşünür müsünüz? Öyle bir şeyler hiç konuşulur mu? Yok ama zaten biz bir araya geldiğimizde keşke onları bir filme alsak, o bir tiyatroydu yani. O tamamen bir film olarak oynatabilirdik yani. Bizim bir araya gelişimizi arkadaşlarla. Bir araya gelişiniz yeterli o zaten. O yeterlidir zaten. Her biri bir şeyler yapıyor. Yani çok enteresandır bizim buluşmalarımız. Çünkü o eski günleri hatırlamak, konuşmak, taklitleri yapmak bilmem ne falan. Şarkılarımızı söylemek bilmem, o roller ne bilmem güzel. Neler. Yani bambaşka bir atmosferdir. Dışarıdan biri de katılabilir mi? Bilmem. Örneğin ben. Mesela değil mi? Bir bakalım sınava koyarız ondan sonra ama galiba olur. Ben fotoğrafçı olayım. Garson olayım. Ve Turgay Bey, Borusan'la da güzel bir öykünüz var. Burada bir konserdendir fotoğraf seçtim ama yani bu bir enstrüman alt değil mi? Alt kornosu o. Alt dağlarında çobanların haberleşmek için kullandığı bir enstrüman. Tabii şimdi daha çok ticari olarak kullanılıyor. İsviçre'ye özel bir enstrüman. Ve gerçekten yani bir dağdan diğer dağa, bir tepeden diğer tepeye değişik notalar çalarak mesajlar gönderiliyor. Konuşuyorlar yani. Evet evet, yani bir nevi cep telefonu, ücretsiz. Zaten bir dağdan bir dağa kadar kendi de ulaşıyor gibi yani. Evet. O kadar olsun ki. Evet yani değişik boyları vardır onların. Evet yani siz tek başınıza zaten onu tutamadınız. Hani eğer dik tutup tabii göstermek yardımcım gerekirse. Vardı Sayın Gürer Aykal, bana her konserimde yardım ediyor onu taşımak evet. için. Vakit bulduğunda da benden orkestrayı yönetir. Yani şaka bir yana, Gürer Aykal benim bir abim, bir hocam, bir her zaman fikirlerine danıştığım, başvurduğum bir arkadaşımdır. Ayrıca Kıbrıs Sanat'ın da onursal başkanıdır. Evet. Peki böyle şaşırıyorlar mı böyle bir enstrümanı alıp da geldiğinizde? Yani, hani kıyafeti de gördüm ya. Evet, yani şimdi normal bir enstrümanla çıkmayı herkes yani alıştı, görmeye herkes alıştı. Fakat böyle bir enstrümana çıktığın zaman tabii ki ilk aa falan böyle bir şeyler oluyor insanlar. Ondan sonra tabii ki gülüyorlar falan. Ondan sonra çok ciddi de bir eser çalıyoruz. Evet. Yani alt kornosu ve senfoni zaten. Orkestrası için. O kadar ciddi bir için, şeydi sizin öyle çıkmanız ve onunla çıkıyorsun çıkmanız. Çıkıyorsun ve bir İsviçreli besteci, Detwiler diye bir besteci alt kornosu orkestra için müthiş bir eser besteledi. Onu çalıyoruz yani. Bayağı ciddi bir eserdir. Evet. Zor. Zor. Sonra da gördüm ki farklı böyle bir plastik boru almışsınız. O şey bahçe sulama lastiği. Evet. Evet. Yani onu... o da işin esprisidir. Onun ucuna bir koni takıyoruz. Evet. Heh, bir de ağızlık. Evet. Evet. Bir de ağızlık. ve yani parçayı bazı konserlerde espri olsun diye onunla
bitiriyorum. Tabii o da işin muziplik tarafı ama o kadar güzel. Yani bütün konseri unuturlar ama Su Lastiği'ni unutmazlar insanlar. Ya yani ben ömür boyu. Yani bakıyorum acaba Turgay Bey deney mi yapıyor burada? Ne yapıyor burada? Yok ama esprisi işte. Yani gerçekten mesela 15-20 yıl önceki konserlerim, yani orada piyano çalındığını, korno çalındığını unutan, siz o Su Lastiği'yle parçayı çalandınız değil mi derler bana hala. Evet, evet. Yani, o farklı olmaz. O da unutulmayan evet. tarafıdır konserin. Turgay Bey, daha çok konuşacak şeyimiz var ama yönetmenim bana süremizin az kaldığını söylüyor. Okay. Ahmet Tolga'nın da sizin hakkınızda yazdığı çok güzel bir yazı vardı. Ne kadar altın gibi bir kalbe sahip olduğunuzu. Evet, ve ona teşekkür ediyorum tabii beni öyle layık gördüyse. Gerçekten sonunda güzel. Şey diyordu, Turgay Hilmi'den 2-3 tane daha lazım. O zaman dünya daha güzel olacak. Çünkü çok farklı kesimleri, farklı sadece Kıbrıs'a sanatı taşımıyorsunuz ünlü sanatçıları. Ama birçok da hastalara, durumu olmayan kişilere farklı farklı yardımlar yapıyorsunuz. Belki farklı bir programda da onları konuşuruz. Seve seve. Bu son kısmada böyle çabucak hemen gelmek Yok, istiyorum. Yok lütfen bana çabuk bir şeyler sorma. Yavaş yavaş gelmek istiyorum. Ha, lütfen. Evet. Evet. Burada birazcık böyle beyin cimnastiği yapmak, tamam. biraz eğlenmek ve sizi birazcık daha yakından tanımak için bazı kelimeler söyleyeceğim. Turgay Hilmi'yi sıkıştırıyorsunuz bir köşeye. Estağfurullah. Yani. Siz sıkışır mısınız hiç? Deneyelim bakalım. Keşke bu programın kamera arkasını da yayınlayabilsek. Yapalım. Neler neler konuşuldu. Evet, esas ne olay potları oradaydı, kırdım. Değil mi? Tekrardan evet, özür dilerim. Nasıl oradadır. Söyledim onları? Yok canım, ne olacak? Ne güzel şeyler bunlar. Bunlar için esprisi daha zevkli oluyor program. Evet. Çok teşekkürler. Başlayalım mı? Kelimeyi soracağım. Ne gibi çağrışım yapıyor? Atlayabilir miyim? Diyebilirsiniz. İpek böyle soru mu olur? Heh, cevap vermem diyebilirsiniz. Tamam. Okey. Pataklamak serbest değil ama yani. Tamam ya. Tamam. Deneyelim. Evet, başlıyoruz. Piyano. Dın dın. Süper. Kıbrıs. Vatanım. Mozart. Arkadaşım. Oo süper. Bulgur köftesi. Mozart'tan sonra da biraz şey oldu ama et. Yemem. Yemem. Okey. Pazartesi. Aldığımız en enteresan cevaplar bunlar oldu. Arkadaş. Ömür boyu. Canımı veririm. Huzur. Müzik. Vivaldi. Yaz, kış, sonbahar, ilkbahar. Süper. Ajda Pekkan? Estetik olarak mı yoksa? Aklınıza ne evet, geliyorsa. Yani doktorların mucizesi. Ha, evet doğru. Zeytin? Canım oğlum. bunu tüm konuklarımıza soruyoruz. Hı-hı. Aşk? Oyun. 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 Bunu ben de yazayım. Oyun. Ama çok tatlı bir oyun. Evet. Bence yani evet, hani müdahale yani etmeyin fikirleriniz ama. Hayatın oyunu diyebiliriz. Evet. Hayatın en güzel oyunu. Evet doğru. En çok tanışmak istediğiniz kişi geçmişten birisi de olabilir. Elton John. Aa evet. Ne söylerdiniz? Elton John'a ne söylerdiniz? Bana Your Song'u bir daha çalar mısın? Ondan dinlemek evet. En sevdiğim parçalarından bir tanesidir. Evet. Yani Elton John'u ben 1973'ten beri dinliyorum. Hı hı. Daha ilk evet, zamanlarından evet, evet. beri. Ve gerçekten hayatımın birçok kademesinde benim müziğim olmuştu Elton John'un müzikleri. Onun için özel bir yeri var. Evet. Hepimiz için esasında özel. Evet, evet. Yani çok, çok özel bir müzisyen. Evet. Hayatınızda olmazsa olmaz bir şey var mı? Müzik. Müzik. Evet. Doğru. Son sorumuz Turgay Bey. Teşekkür etmek mi yoksa özür dilemek mi sizin için daha değerlidir? Tabii bu çok zor bir soru ama teşekkürü her zaman ediyorum. Teşekkürü bütün bestecilere ediyorum ki bize böyle güzel eserler verdiler ki hayatımızı renklendirsin. Özür dilemek ise eğer gerçekten yaptığım bir hataysa onu her zaman özür dilemeye hazırım. Evet, çok güzel. Biz de bize zaman ayırdığınız için çok çok teşekkür ederiz ve sizi yorduksa da özür dileriz. Ama bırakmadan önce iki yapacağımız küçük şey daha var. Biz Binbir Konu, Binbir Konuk ekibi ve Limassol Sosyal Sorumluluk olarak size minik bir hediye aldık. Wow. Bir tarafta siz varsınız ve Kıbrıs Sanat, bir tarafta da Binbir Konu Binbir Konuğun ekibi var. Bugünün anısına masanızda belki bir yer alırız. Ofisimde ona çok güzel bir yer ayarlayacağım. Evet. Ve her böyle bir canım sıkıldığı bir şey olursa onu açacağım, böyle böyle yapacağım. Koyacağım bizi masanın baş aşağı edebilirsiniz. O huzur veren bir görüntüdür ama gerçekten o kar tanecikleri var ya içinde. Evet.
Çok güzel. Çok teşekkür ederim. Biz çok teşekkür ederiz. Ve bir de böyle bir anı defterimiz var. Buraya bizim için programın anısına bir şeyler yazmanızı rica edeceğiz. Hemen size yerinizi buluyorum. Yani çizim yapanlar da var. Evet. Kaleminizi de istediğiniz kalemle yazabilirsiniz. Tamam. Böyle uzatıyorum. Çok teşekkür ederim. Thank you.